gece de burnumdan geldi. Ya ilk defa evime bir misafir geliyor. Şu olanlara bak. Ne diyeceğimi bilemiyorum ki kızım. Şaştım kaldım. İnanamıyorum ya. Leman Hanım'la Münir dayı. Olacak iş mi? Çok çirkin ya, çok çirkin. Hayır, Münir dayıya zaten hiç güvenmiyordum. Yani böyle yüzünde bir maske var gibi geliyordu hep bana. Hem sonra o kıza gittiğimi herkesin içinde ağzından kaçırmış gibi söylediğini anlamıştım nasıl bir insan olduğunu. Ama bu kadarını da beklemiyordum doğrusu. Hayır, yani nasıl bakmış insanların yüzüne? Nasıl idare edebilmiş bu kadar? Zaten sinir oluyordum, artık nefret ediyorum. Hep onu suçlama. Böyle şeyler tek taraflı değildir. Neyse ne. Benim evimde yaşanmayacaktı bu olay. Babama da rezil oldum. Nasıl bir aileye düştük diyecek şimdi. Sen de öyle düşünüyorsun değil mi? Hadi gel içeri gidelim. Selim yeterince utandı. Bir de babanla yalnız bırakmayalım onu. Gel hadi. Babacığım bir şey içmek ister misin? Yok kızım, yok. Böyle bir şeye tanık olduğumuz için çok özür dileriz. Senin özür dilemene gerek yok. Talihsiz bir durum, çok üzüldüm. Yorum yapmak bize düşmez ama yaşananlar gerçekten hiç hoş değil. Yüzümü yıkayacağım. Yazık. Selim de mahvoldu çocuk. Ne utanmaz adammış. Bir de Gaye ile ilgileniyor diyordun değil mi? Yok, Gaye hiç oralı değil zaten. Ne mal olduğu belli oldu. Sakın Gaye'nin yanına yaklaşmasın. Duyarsam çok kötü olur. Tamam canım, sinirlenme. Meltem yeterince üzülüyor zaten. Neyse hadi artık kalkalım. E babacığım daha erken. Oturun, daha gitmeyin. Bu gece ısrar etme kızım, tamam? Evet Meltem. Çocuk yeterince mahcup oldu. Bir de biz burada kalıp onu iyice huzursuz etmeyelim. Hadi. Tamam, ben Selim'e haber vereyim o zaman. Abi bul şunu, bir aptallık yapmasın. Arıyorum oğlum işte. Telefonu da açmıyor. Ya başımıza bir iş açmasından çok korkuyorum bak. Bul ne olur, gözünü seveyim. Lan oturduğun yerden dırdır edip durma. Gidebileceği her yere baktım diyorum sana. Aramaya da devam ediyorum. Evde havalar nasıl? Sıfırın altında. Ya rezil olduk kızın ailesine. Sen daha dayına daya sırtını. Oğlum bırak, dağılmış durumdayım zaten. Sen ne diyorsun? Selim babamlar gidiyor. Tamam canım, geliyorum. Bak ara beni, bir şey olursa çatlatma. İyi, bulursam ararım hadi. Erdoğan mı?